Günaydın. Artuk, bak ben hemen patiklerimi giydim. Günaydın, nasılsınız? Bilmiyorum bu vlogun başlangıcı mı olur yoksa geçen haftalarda çektiğim vloglarla mı birleştiririm? Çünkü bir türlü tüm günü çekemedim. O yüzden ben giriş yapayım. Eğer diğerleriyle de birleştirirsek bu giriş kısmını atarız muhtemelen. Nasılsınız? Siz çok fazla istiyordunuz karantinada neler yapıyorsunuz, bize vloglar mısın diye. Bugün onu yapmaya karar verdim ve bayağı hazırlandım. Hani böyle güzel işte eşofman takınıyorum, giydim, şalımı yaptım falan, rimel sürdüm. Hem kendimi daha iyi hissettim. Çünkü evde artık kala 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 böyle normal pijamalarla falan insan durmak istemiyor. Ki Ali de ben de çok erken kalkıyoruz. Bu karantinada neler yapıyoruz? 6 gibi kalkıyoruz genelde. Bazen ben kalkamasam da %90 kalkmaya çalışıyorum. Ali hep kalkıyor. 6 gibi kalkıyoruz. Kahvaltıyı geç yapıyoruz. 10 gibi, 11 gibi. 10 gibi hazırlamaya başlıyorum işte. 11 gibi yemiş oluyoruz. Erken kahvaltı yapmayı sevmiyoruz. Onun yerine ders çalışıyoruz. Şimdi çayı demledim. Yumurtaları falan her şey hazırladım. Ama bir de yulaflı pankek yapmak istedim. Ben de ilk kez deneyeceğim. İnşallah güzel olur. Sizinle birlikte yapmak istedim. Şöyle malzemelerimi hazırladım. Yapalım o zaman. Biraz spor zamanı. Benim eliptik bisikletimin markasını merak ediyorsunuz. Şöyle göstereyim size. Ben memnunum. 15 dakika ısındıktan sonra da burada ekipmanlarım var. Bunlarla birlikte ya Bunark'ın uygulamasından açıyorum ya da YouTube'dan açıp spor yapıyorum. Evet, bugün herhalde günün son öğünü olacak. Çayla elmalı turta yapacağım şimdi. Onu yiyelim dedik. Hani bayağıdır istiyordu. Kendi tarifimi görmek isterdim ama Instagram'dan Nermin Yıldıztaş'tan baktım. O tarifin aynısının yarısını yapacağız. İki kişi olduğumuz için fırını 180 derecede çalıştırdım. Sizden yapılışını görmüş olursunuz. İlk kez yapıyorum. Bilmiyorum yani nasıl olacak. Zaten okuldan dolayı çok fazla tarif deneme fırsatım olmuyor ama bakalım hep birlikte yapacağız. Genelde ilk yaptığımda tutturuyorum. Bilmiyorum, büyük konuşmak istemiyorum. Malzemelere bakalım o zaman. Burada iç harcı için 3 tane tatlı elmayı rendeledim. 1 su bardağı ceviz, yarım su bardağı şeker. Tarifte 1 su bardağı diyordu ama ben birazcık şeker oranını azalttım. Şöyle bir çay kaşığı tarçın. Bunlar iç harcı için. Bunları kavuracağım. Şekerle elmayı kavuracağım. Sonra tarçına ceviz ekleyeceğim. Burada da diğer malzemeleri sayayım. 125 gram tereyağı, yarım çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağından biraz eksik şeker, 1 yumurta. Burada vanilinle kabartma tozu, yarım kabartma tozu, yarım paket sıvı yağ, yarım çay bardağına denk geliyor. Burada da 2,5'tan biraz az un var. Şimdi onunla birlikte de hamurunu hazırlayacağız. Fırını da 180 derecede çalıştırdım. O zaman ben hemen şunu kavuruyorum ve burada hamuru yapmaya başlıyoruz. Şimdi bunu açtık. Diğer hamurumuzu buzluğa attım. Bir 5-10 dakika dinlendireceğim. Onu da oklavayla açıp şerit keseceğiz. İç harcımız oldu. İçine tarçınla cevizi de attım. Aslında normalde bu hamuru biraz daha dinlendirirseniz daha güzel olurdu. Ben dinlendirmedim. Siz dinlendirebilirsiniz buzdolabında. Şöyle iç harcını koyuyorum. Üstü için hamuru burada açtım. Unla birlikte kestim. Yapmaya çalıştım. Daha fazla dinlendirmem gerekiyordu ama dinlendirmedim. Şimdi fırına koyacağım. İnşallah güzel olur. Turtamız hazır. Şimdi onu birlikte fırına verelim. Gelin. Turtam çıktı. Üzerine pudra şekeri serptim. Çok güzel gözüküyor. Mis gibi kokuyor. Bakalım tadın nasıl olmuş. Ali'ye tattırayım, yorumlarını o yapsın. Evet, nasılsınız? Sonunda bugün bu vlogu paylaşacağım. Artık ne çektim, ne yaptım bilmiyorum ama 2 haftadır
haftada bir gün şeklinde, birer saat şeklinde video çekiyorum. Dedim artık düzenleyeyim, paylaşayım. Sonuç ne olursa olsun. Şimdi de bu paylaşalı story'imde paylaşmıştım. Siz de sormuşsunuz. Onu göstereyim vlogumda nasıl yaptığımı. Paylaşal kullanmayı seviyorum zaten. Çok rahat oluyor. Hiç bozulmuyor yani. Ne yapsanız önü hiçbir yeri bozulmuyor. Bir tarafı kısa, bir tarafı uzun şeklinde bırakıyorum. İğneliyorum buradan. Zaten düzgün duruyor. Şöyle şu tarafı arkaya atıyorum. Çünkü bunu da arkaya atacağım. Birlikte ikisi de arkaya gitsin diye. Hem de önümde kalmamış oluyor. Şuradan getiriyorum. Ve çok basit bir model ama ben yine de sorulduğu için şu an tam da göremesem de yine de sorulduğu için göstereyim dedim. Yani normalde daha düzgünlü yaparsınız hani. Böyle bu taraftan kıstırıyorum. Gayet güzel oluyor. Hiç bozulmuyor. Çok rahat. Yani bir yere giderken, okula giderken koşuşturmalı bir işiniz varsa çok rahat. Neler yapıyoruz? İşte bol bol ders çalışıyoruz. Yani ders çalıştığımda da hani ne göstereyim açıkçası bilemiyorum ama birazcık nasıl ders çalıştığımdan bahsedebilirim. Sabah erken kalkıyoruz. Ama bu her zaman olmuyor yani. Mesela haftada bir gün falan, niye bilmiyorum ama bazen geç kalkıyoruz. Belki de vücudumuzun dinlenmeye ihtiyacı oluyordur. Onun dışında erken kalkmaya özen gösteriyoruz. Bizim Ali ile yaşam biçimimiz zaten vücudumuz ve kendimiz ne istiyorsak onu yapalım. Yani hangi saatte uyanmak istiyorsak. Ya biz erkenden kalkmayı seviyoruz. O yüzden kalkıyoruz. Kendimizi zorlamıyoruz. Az yediğimizde kendimizi daha iyi hissediyoruz. Ama bazı zamanlarda çok fazla yiyoruz. Bu vlogda da birkaç tatlı yaptım zaten. Mesela geçen hafta çok çok az yemiştik. Öyle bir şey oldu ki 2 kilo falan vermiş. Hani kilo vermek gibi de bir amacımız yoktu. Bu hafta da kesin o 2 kiloyu geri almışızdır. Yani total olarak karantinada dengede tutmuşuzdur diye düşünüyorum kendimizi. Bu sıralar bizim de ders çalışma motivasyonumuz ara ara düştü. Bununla ilgili bir video çekmek istiyorum. Nasıl yükseltiyoruz tekrardan. Umarım güzel bir video olmuştur diyeceğim. Çok kısa oldu muhtemelen ama yapacak bir şey yok. Bir gün belki cilt bakım rutini, ders çalışma motivasyonu ile ilgili de videolar çekerim. Görüşürüz.